Marshall sormuş bir arkadaşımız. Marshall. Umuyorum sağlık sorunlarınız geçmiştir. Hatta şöyle sordu, birkaç kez yazdım Marshall diye de arkadaşlar gerçekten birkaç kez yazmanıza gerek yok. Takip ediyorum çünkü. Kahramanmaraş depreminden sonra sağlık sorunları yaşadım demiş. Umuyorum atlatmışsınızdır sağlık sorunlarınızı. Umuyorum sevdikleriniz de hayattadır ve onlarda da herhangi bir sorun yoktur. Çok korkunç bir dönem geçirdik. Atlatması, geride bırakması elbette çok güç. O dönemde hiç bakamadım hisseye demiş. Şimdi baktım çok düşmüş, satmalı mıyım acaba diye soruyor. O minvalde cevap verelim. Yani satmalı mısınız, satmamalı mısınız ona bir şey diyemeyiz elbette biz. Çünkü bir yatırım tavsiyesi vermemiz mümkün değil. Böyle bir yayın üzerinden. Ama şöyle bir genel hatlarıyla hisseye bakabiliriz elbette. Teknik anlamında yorumlayalım. Hı hı. Şimdi şöyle, Marshall şu an hareket ettiği band, şu ikisi, yani iki kırmızı çizgin gördüğünüz aslında bir bantta bir hareket ediyor. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yani 10 günün 9, 8 günde falan bir düşüş gerçekleşmiş Marshall'da. Burada zaten şurada bir satışını gerçekleşmiş. Yani ilk başta bunun şu kısmı, yani 457, bunun güçlü desteği, hani 457'den bir dönmesini bekleriz. Nasıl dönmesini bekleriz? Yani şu şekilde bir mumla dönerse bizim için olumlu olur. Ama eğer 457'ni bu kısmı hacimle aşağı doğru kırarsa ilk başta bir anda kendimizi 200 günlük hareketli ortamda, yani 427'ye kadar çıkar bu tahminimce. 420'lerde bulabiliriz. Yani dikkat etmeniz gereken ilk nokta 457 aşağı doğru hacimli kırmaması. Yani burada bir yeşil mum görerek yukarı doğru hareketin dönüşünü tahmin edebiliriz. Ama dediğim gibi yeşil mumu beklemeden yani sıkıntı olur. 457 altında hacimli kırılırsa stoplanmakta yarar var bunda. Peki şöyle, şişe sormuşlar. Tabii ki. Şişe de döviz pozisyonu açısından oldukça önemli bir şirket. Hem kasada dövizin olması açısından yaklaşık